lojistiği farklı boyutlarıyla ele aldığımız lojistik dünyasından bu haftada merhaba. Lojistik her geçen gün önemini artırıyor. Türkiye ekonomisi için özellikle dış ticaretin ve uluslararası lojistiğin önemi her geçen gün önemini bir kat daha arttırıyor. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi Mentor Gümrük Müşavirliği CEO'su Sayın Doktor Hakan Çınar. Kendisiyle çok önemli konuları, pandemi sonrası Çin etkisini, Brexit'i, özellikle ihracattaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama her zaman olduğu gibi önce haber turumuz var. Sonrasında birlikteyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin Bandar'la bir araya geldi. Bakan Kara İsmailoğlu, Irak'ın altyapı geliştirme hamlesine güçlü işbirlikleri kurmayı amaçladıklarını belirterek, ülkemiz arasında yeni bir kara sınır kapısı açılması ve doğrudan demir yolu bağlantısı kurulması önceliğimizdir, dedi. Fildişi sahilinden Asyaport'a gemiyle gelen konteyner yükler, Tekirdağ'dan Medlok treniyle Bulgaristan'a gönderildi. Konteynerler trenle 12 gün daha erken yerine ulaşacak. Profesyonel tır sürücülerinin vize sorunları, AB delegasyonu, 7 ülkenin büyükelçisi ve 27 Avrupa ülkesi misyonları olmak üzere 70'e yakın temsilci katılım sağladığı Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, toplantıda profesyonel tır sürücülerinin vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve sorunların aşılmasında tüm taraflara önemli görevler düştüğünü ve bu amaç doğrultusunda UND'nin de üzerine düşen her türlü görevi üstleneceğine dikkat çekerek Avrupa ülke misyon temsilcilerinden de aynı yaklaşımın beklendiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Pekcan, Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varvel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ikili ve ticari ilişkiler ile iki taraf arasındaki işbirliğinin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde geliştirilmesine yönelik öncelikli gündem konuları ele alındı. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut, bunun için çalışmaya hazırız, diye konuştu. Türkiye ekonomisi Ocak ayında 15 milyar 45 milyon dolar ihracat, 18 milyar 79 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. Böylece dış ticaret açığı yıllık bazda 32,8 gerileyerek 3 milyar dolar oldu. Beyaz Saray, kritik ham madde küresel tedarik zinciri hususunda strateji planı hazırlıyor. Özellikle dünyadan temini zorlaşan yarı iletken, ilaç ve nadir ham madde tedarik zincirinde yaşanan sorunlar sebebiyle söz konusu ürünlerin tedarik ülkeleriyle ilişkiler ve muadil yerli üretim için ARGE projeleri üretiyor. Otonom kamyon üretim şirketi TuSimple, halka açılmak için evraklarını hazırlıyor. Şirketin önümüzdeki ay ABD borsasına katılması planlanıyor. Dünyada birçok konfeksiyon şirketi perakende satış mağazalarını azaltma kararı alırken elektronik ticaret ve tedarik zinciri alanında yapılanmaya gidiyor. Liman Teknolojileri dergisinde yer alan haberde Pakistan'ı Özbekistan ve Afganistan'a bağlanması planlanan demiryolu hattının Karachi ve Gwadar limanlarına büyük kargo hacimleri sağlayabileceği belirtiliyor. Volvo Trucks ve DHL, eşya taşımacılığına yönelik elektrikli bir kamyon geliştirmek için Avrupa'da birlikte çalışacak. Merhaba Üstad, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen yıl bu zamanlar tekrar konuğum olmuştunuz. Maskemiz yoktu o zaman galiba. Evet, ne güzel sizi burada ağırlamak. Teşekkür ederim. Sağ olun, benim için de. Şimdi tabii biz hep lojistik konuşuyoruz ama lojistik için olmazsa olmaz olan şey de ticaret yani. Bir şey satılacak ki sonra da taşınabilsin. Evet. Özellikle uluslararası lojistiği çokça konu ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin kalkınma modeli ihracatla kalkınma. Peki ihracat nasıl gidiyor? Biliyorsunuz Şubat ayı rakamları açıklandı. Tekrar bir artış var. Bu da tabii sevindirici. Sonuçta Ocak ayını geçtik. Yani aslında baktığınızda Şubat ayları içerisinde de en iyi Şubat ayı olarak açıklandı. Tabii dış ticaret açığı pek kapanmıyor. Yani onu da kabul etmek lazım. İthalat da beraberinde devam ediyor. Ama ihracat olarak baktığımızda durum fena gitmiyor. Bu birçok soruna rağmen aslında veya pandemi dönemine rağmen ihracatta Şubat ayında bu moral olacaktır piyasalara. Kötü gitmiyor. Yani aslında iyi gitmesi için çok neden yok hani piyasaya ve ekonomiye baktığımızda, uluslararası ekonomilere baktığımızda. Ama çok şükür demek ki belli bir hacim yakalamışız. Biraz da aslında Avrupa'nın tedarik anlayışı da değişiyor. Daha küçük adetlerde siparişler vermeye başladılar. Tedarik anlayışları biraz değişti, mikrolaştı. Bu da Türkiye'nin lehine oldu aslında Üstad, öyle diyebiliriz yani. Bu bizim yani ticaret açığının kapanmaması biraz da şeyle mi ilgili?
İhracatın biraz da ithalata dayalı olması gibi şeyler de var değil mi? Yarı mamul ham maddenin evet. uzaktan geliyor evet. olması. Tabii Türkiye'nin ithalatı büyük ölçüde aslında biliyorsunuz ithalata dayalı. Yani birçok üründe ham maddeyi veya işte ham maddenin bir kısmını diyelim aslında yurt dışından temin ediyoruz. Dolayısıyla ithalatsız ihracat mümkün değil, olmaz. Ve dolayısıyla ithalatın da nasıl gittiğini aynı anda beraber değerlendirmek gerekiyor tabii. Yine geçen yıl bu zamanlar, sizin de bu konuda yazılarınız vardı, pandemi öncesinde Amerika'nın korumacı tedbirleri vesaire gibi şeyler konuşuluyordu. Yeah. Özellikle Trump'ın getirdiği. Derken özellikle Çin'e karşı koruma ama genel olarak koruma şeyi vardı. Zaten pandemi sonrasında Çin başka bir role büründü ama bu arada serbest ticaret anlaşmaları falan çok Doğru. gündeme gelmeye başladı ki Türkiye'de bunun bir tarafı oluyor işte vesaire. Brexit etkisi gündeme geldi. Globalde uluslararası ticarette neler olup neler bitiyor özellikle Brexit? Olur. Biraz o zaman geniş burayı biraz geniş tutarak cevap vereyim. Çünkü hakikaten çok dalgalı bir dönemden geçtik bu bir yıl içerisinde. Trump'ı konuşuyorduk, Trump'ı değerlendiriyorduk. Çin'le olan ilişkilerini, ticaret savaşlarını değerlendiriyorduk. Günden bambaşka bir yere evrildi. Bırakın ticaret savaşlarını artık hani canımızla savaşır hale geldik. Ama öte taraftan tabii Trump'ın orada da tutarsızlıkları vardı. Aslında Trump'ın bugün hani gitmesindeki en önemli sebep bana göre sağlık politikalarını iyi yönetememesi oldu temelde. Ama mutlaka altında bu ticaret savaşlarıyla aslında ekonomiye verdiği bir anlamda yarar sağladığını zannettiği zarar başlıkları da etkili oldu. Onu da kabul etmek lazım. Öte taraftan ne oldu? Pandemiyle beraber Çin'e karşı dünyada bir tepki oluştu. Çin bir anda kendini savunmak zorunda kaldı bu COVID'in yayılmasında. Tabii ne kadar etken, ne kadar gerçekten Çin onu aslında bilen veya ispat eden yok. Ama buna rağmen tabii bir etken oldu. Fakat gördük ki COVID'den en az zarar gören, en çabuk toparlanan, büyüme rakamları açıklayan ülke yine Çin. Yani bir çelişki var burada aslında. Çin %2'lerde, 2,5'larda bir büyümeyle geçirdi 2020'yi. Her şeye rağmen, bu kadar olumsuzluğa rağmen. Bu da Çin ekonomisinin aslında güçlü bir altyapıya kendini bu anlamda pozisyonlandırdığı sonucu ortaya çıkıyor. Öte taraftan dünyada her ne kadar COVID süreciyle ölümler ve hastalıklar devam etse, işte fuarlar yapılamasa, seyahatler, turizm hepsi gerilese dahi, uluslararası ticaret üstad siz de çok iyi biliyorsunuz durmadı. Lojistik de hiç durmadı. Dolayısıyla uluslararası ticaretteki aslında değişimler de bir anlamda yine devam etti. Burada da belki de en önemli şey aslında Brexit konuşacağımız en önemli şeylerden bir tanesi. Hatta COVID'in ilk süreçlerinde, ilk aylarında, Şubat-Mart gibiydi galiba o konuştuğumuz ya da Nisan aylarında Avrupa Birliği dağılıyor mu, Avrupa Birliği çatırdıyor mu gibi konuları konuşurken Avrupa Birliği'nin hemen toparlandığını, çok çabuk sosyal devlet olma aslında bu anlamda özelliğiyle belli ölçülerde işte iş dünyasını koruma altına aldığını gözlemledik. Ama öbür taraftan Avrupa Birliği İngiltere ne yapacak sorusunu sormaya başladı Haziran-Temmuz aylarında. İngiltere acaba burada geri adım atacak mı diye atmadı. Almış olduğu Brexit kararını uygulamaya soktu. Ve 31-12-2020 itibariyle de İngiltere artık Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Birleşik Krallık daha doğrusu. Dolayısıyla bizim açımızdan da yeni bir sayfaydı. Biz de çok heyecanla bekledik süreci. Çünkü Türkiye ile İngiltere arasında ciddi bir ticaret var. Hacim var ve bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz 5 milyar dolara yakın ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke. Endişelendik ama neyse endişelendiğimiz, korktuğumuz şey başımıza gelmedi. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması imzalandı. Henüz yılın son gecesi, yılın son günü. Yılın son günü, son gecesi. Sormayın yani hem yılın son günü, son gecesi serbest ticaret anlaşması imzalandı, aşının müjdesi geldi. 2021'e biraz daha pozitif başladı dünya ve biz. Fakat tabii İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla, İngiltere'nin bundan sonra bizle de serbest ticaret anlaşması imzalamış olması, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalaması olumlu. Ama İngiltere'nin eli serbest kaldı üstad. Yani İngiltere'nin elinin serbest kalması diğer üçüncü ülkelerle ticaretinde nasıl bir şekil vereceğini henüz aslında bilmediğimiz kapalı bir kutu. Yani bu şu demek, evet herkes sevindi Türkiye ile İngiltere arasında STA imzalandı serbest ticaret anlaşması ama öbür taraftan İngiltere'nin acaba üçüncü ülkelere, Çin'e, Hindistan'a bu gibi ithalat yaptığı diğer ülkelere nasıl bir vergi politikası izleyeceğini bilmiyoruz. Onlarla da oturup anlaşmalar yapabilir. Amerika ile ilişkilerini kuvvetlendirecek. Şimdi burada bir de şunu söyleyeyim son olarak. Trump'ın yerine Biden geldi. Şimdi Biden aslında Obama politikalarını devam ettiren bir lider. Bunu biliyoruz. Çok farklı şeyler görmeyeceğimizi de biliyoruz. Söylemlerden anlayabiliyoruz bunu. Ve bunun da şöyle bir sonuç doğurmasını beklemek çok büyük bir şey değil, sürpriz değil. Avrupa ile özellikle başta olmak üzere Çin'le de, diğer üçüncü ülkeler diye adlandırdığımız diğer ülkelerle de ticaretini tekrar kuvvetlendiriyor olacak.
Amerika. Bir takım anlaşmalara tekrar, transatlantik belki tekrar gündeme gelecek, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmaları vesaire. Ama biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Bir Avrupa Birliği üyesi ülke değiliz. Dolayısıyla yine aynı filmi görmeye, yine aynı konuları konuşmaya başlayacağız gibi duruyor. Bizim bu dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi daha sıkılaştırmamız lazım. Bu sadece Amerika ile olan ilişkiler anlamında değil, Avrupa Birliği'nin yapacağı bundan sonraki süreçte, İngiltere'nin de ayrılmasıyla Avrupa Birliği de biraz daha kendini farklı pozisyonlandırmak zorunda bundan sonra, biraz düzlüğe çıkıldıktan sonra belki. Orada oyunun dışında kalmamamız lazım. Onun kalmamak açısından da Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi çok daha sıkı tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Çok haklısınız. Şimdi bir özellikle de bu Covid'in belki bir etkisi, özellikle Brexit'in etkisi de oldu. Limanlarda, özellikle batıdaki limanlardaki gemilerin boşaltılmaması gibi bir sebeplerle konteynerler uzak Asya'ya dönemedi. Asya'dan Avrupa'ya doğru konteyner fiyatları, navlunlar 4 katı, 5 katı kadar yükseldi. Doğru. Türkiye için de böyle bir sorun çok, oldu. Çok. Özellikle ihracatın, son dönemde ihracatın müşteriye ulaşmaz sorunu ortaya çıktı. Konteyner problemi. Buna ne diyorsunuz? Nasıl aşılır? Şimdi bu problem şu anda hepimizin en çok aslında gündemini meşgul eden konu. Yani bu, siz de zaten söylediniz biraz önce Fatih Bey, bu sadece Türkiye'deki ithalatçının ya da ihracatçının gündemi değil aslında. Hepimizin, yani bütün dünyanın gündemi haline aldı. Çünkü deniz aşırı ticaret dünya üzerinde en çok kullanılan yöntem aslında bakıldığında. Avrupa ile işte Uzak Doğu, Avrupa ile ne bileyim işte Batı Amerika, Amerika ile Uzak Doğu arasında ve Türkiye'nin de Uzak Doğu, Amerika gibi ülkelerle olan ticaretinde deniz yolu çok yoğun kullanılan bir taşıma türü ve şu anda navlunlar inanılmaz yükselmiş durumda. 3 katına, 4 katına çıkmış durumda. Ben geçen hafta Dünya Gazetesi'nde de ele aldım. Biliyorsunuz Dış Yönler, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği'nin de başkanıyım. Çok tartışıyoruz bunu. Özellikle de bürokratlarımızla da. Türkiye'nin şu anda bir navlun desteği vermesi belki çok zor öbür taraftan ama bir taraftan da ithalat ve ihracatçılarımızın korunması gerekiyor bu dönemde. O koruma metodlarının geliştirilmesi lazım. Çünkü ihracatçılarımız hem gemi bulamıyor, konteyner bulamıyor ama bunun çözümü konteyner üretmek değil. Yani onu da doğru tarif etmek lazım. Yani kendi konteynerlarımızı imal edelim. O değil ki mesele. Gemi yok. Yani konteyneri ne yapacaksın? Yani denizden kendi kendine mi gitmesini sağlayacaksın? Gemi bulmakta sıkıntı var. Burada biraz tabii armatörlerin de payı var. Yani bir parça onlar da aslında gemileri biraz azalttılar. Arzı biraz azalttılar. Yani talebi yoğun ve pahalı hale getirdi bu durum. Ama öbür taraftan da dediğiniz gibi bu trafik arz talep dengesi bozuldu. Ana sebep bu aslında. Bunun tabii yarattığı çok büyük bir efekt var. Öbür taraftan bakıldığında bizim ithalatçımız da zaten bazı zorluklarla geçirdi 2020'yi. Yani biraz onu da konuşmak lazım. Dış ticaret açığını kapatma ve mümkün olabildiğince asgari seviyeye indirme düşüncesiyle özellikle bu daralan ekonomide Covid'le beraber ithalatı biraz daha güç hale getirdik. Bunu da kabul etmek lazım. Yani bu cari açığı kapatmanın bir yolu, evet, yöntemi de, evet, ithalatı baskılamak diye bakıyorum. Evet. Orada eliniz kısıtlı, imkanınız var çünkü ihracat da baskılanıyor. Kesinlikle. Öyle maddeler var, getirmesini, vergisini arttırdığınızda rekabet şansınız kalmıyor. Evet. Neden? Çünkü ihracat, dediğiniz gibi cari açık burada önemli, dış ticaret açığından ziyade. Çünkü cari açığın içerisinde unsurlardan bir tanesi turizm. Biz turizmden 40-45 milyar dolarlık bir kaybı uğradık 2020'de. Cari dengeyi tutturabilmek, döviz dengesini tutturabilmek için ithalatı baskılamak gerekiyor. İthalatı baskılarken bunu vergilerle sağladı belki bu anlamda Ticaret Bakanlığımız ama ilave gümrük vergileri çok gündem oldu. Bugün hala gündem. İlave gümrük vergilerinin yarattığı gündem Türkiye'de menşe sorununu, yani menşe hangi ülkeden geldi ve hangi belgeyle geldi ikinci planda kaldı, hangi ülke menşeli çok birinci plana çıktı. Burada biraz karmaşa oldu. Bu biraz ithalatı zorlaştırdı. İşte şimdi mesela yine yeni bir uygulama girdi 1 Mart'tan itibaren, dün itibariyle ayakkabı ve tekstil ürünlerinde Tarex uygulamaları, ürün güvenliği. Çok doğru, ürün güvenliğinin artması ama uygulamada zorluklar var. Antrepolar şişecek yakın zamanda çünkü ithalatlar uzayacak tekrar bu sektörlerde. Ürün güvenliği ne demek? Bir ara zehirli terlik yakaladık şeklinde. Evet, Tarex. Ürün güvenliği, evet. Yani sonuçta aslında ürün güvenliği yine vardı ama uygulama farklıydı. Bu uygulama ithalat tamamlandıktan sonra alınan numunelerle yürüyordu ve belli ihracatçılar bile İTKİB'in yönetimindeydi. Şimdi artık bu tamamen ürün güvenliği genel müdürlüğüne geçti. Dolayısıyla artık gümrükte eşyanın ürün güvenliği tamamlanmadan ithalatına izin verilmeyecek. Bu da tabii orada uzun süre bazı ürünlerin beklemesine, konteynerlerin limanlarda şişmesine, antrepoların şişmesine, lojistiği de etkileyecek çok ciddi bir çıktısı olacak gibi gözüküyor. Ama görmedik henüz daha uygulamayı. Şimdi tabii lojistik açısından bakılırsa daima ticaretin dengede olması önemli. Çok. Zaten bugüne kadar da Asya ile Avrupa arasındaki ticaret dengesizliği sebebiyle
Yani gelişte 4000 euroyken aldılar. Dönüşte belki 400 dolarken Çin'e doğru giderken nasıl olsa boş gidiyor diye 500 dolara aldılar gidiyordu. Şimdi ithalatı baskılamak bir anlamda lojistik sektörünün en azından gidip de Avrupa'dan dönme zorluğu çeken sektörü biraz daha işini zorlaştıracak bu yönüyle. Doğru, doğru. Çünkü Türkiye'de ithalatı daha fazla gibi görülse de üstad sanki bakıldığında ciddi bir enerji ithalatı kısmı var. Bunlar boruyla petrol, işte gaz şeyle geliyorlar. Dolayısıyla taşımaya konu olan, karayolu taşımasına konu olan dış ticarete bakıldığında ithalat yeterli kadar karşılamıyor. Arabaların çoğu dönme zorluğu çekiyor. Dolayısıyla ithalatı zorlaştırıcı bu tip faktörlerin yani lojistiğe bir menfi etkisi de bekleniyor. Valla bekleniyor. Biz de işte işin gümrük bıçağı bile ayağındayız biliyorsunuz. Sonuçta bütün aslında hareketleri görebiliyoruz. Siz lojistik tarafında aynı geminin içindeyiz aslında. Dolayısıyla çok rahat görebiliyoruz. Yani bir sanki dümende oturuyoruz ve Türkiye'deki hareketleri gözlemleyebiliyoruz. Denge çok önemli bir faktör. Aynen söylediğiniz gibi. Bu denge şu anda bozulmuş durumda. Tüketim malzemelerine ve lüks tüketim malzemelerine yönelik aslında talep tabii ki azaldı. İster istemez gelen ilave vergiler ve insanların tabii ki öncelikleri değiştiği için, farklılaştığı için bu lojistiği çok zor duruma soktu. Ama ne oldu? Lojistiğe başka bir şey çıktı bir anda önüne. Et ticaret çok inanılmaz bir boyuta gelince. Tamam, soracaktım ben. Öyle mi? Evet. Hangi boyutundan konuşalım? Ya özellikle tabii ki siparişlerde ölçekler küçüldü. Adetler, evet. Sipariş adetleri arttı ama daha küçük ölçekler demin söylediğiniz gibi. Batı'da ihtiyacın artık daha küçük paketler halinde. Doğru. Özellikle just in time, bu stoksuz üretim falan derken stoklar otobanlara yola birikmiş durumda. Doğru. Son dönemde de zaten e-ticaret ulusalda, yerelde çok ciddi büyüdü. Pastasını çok büyüttü. Her gün yeni bir kargo şirketi kuruluyor. Uluslararası alanda nasıl gelişiyor ve Türkiye bu anlamda bir hub olabilir mi? Ya kesinlikle olabilir. Çok doğru bir ifade söylediğiniz şey. Yani Türkiye gerçekten bir hub olabilir. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Acele etmemiz lazım. Bizim en büyük sıkıntımız, çok büyük potansiyele sahibiz ülke olarak ama geç kalıyoruz. Yani fikri konuşuyoruz. Birçok yerde tartışıyoruz ama geç hareket ediyoruz, geç icra ediyoruz. Aslında Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde neredeyse bu mikro ihracat yapmak isteyen ya da bu yönde lojistik destek isteyenlerin bulmak istedikleri soruların bütün cevapları orada var. Yani öncelikle oralara çok girmeleri lazım. Gözlerini de büyütmemeleri lazım. Türkiye'nin e-ticaret konusunda, ihracat konusunda özellikle önünde büyük bir fırsat var. Bunun farkına varması lazım. Lojistik altyapımız kuvvetli. Avrupa'ya yakınlığımız çok büyük bir fırsat. Ve özellikle e-ihracatta bana göre çok önemli iki tane potansiyelin çok dibindeyiz. Bir tanesi Avrupa Birliği ülkeleri, diğeri Rusya. Her ikisini de Rusya üstelik e-ticaret pazarını alım anlamında çok büyütüyor. Yani B2C dediğimiz, doğrudan kapı teslimi dediğimiz bir anlamda format. Siz de çok iyi biliyorsunuz lojistiği. Sonuçta şu anda mikro araçlar inşa etmeye başladı artık nakliyecilerimiz. Dolayısıyla ve 48 saatte Avrupa'ya üstelik geçişlerin çok daha kolay olduğu, belki büyük hacimli kamyon, tır sahipleri endişe duyabilirler ama asla endişe etmesinler. Daha hiç orayı küçültecek, aynen öyle. Küçültecek bir alan değil, aynen öyle. Sadece hava yoluna bir alternatif. Bence bundan Türk Hava Yolları kargo dahil olmak üzere hiç kimse olumsuz da etkilenmez. Çünkü pazar büyüyor. Yani bu Türkiye için bir tehdit veya kargo şirketleri için bir tehdit değil. Zaten pandemiyle biliyorsunuz orada bir farklılaşma oldu. Yani kargo uçakları azaldı, yolcu uçaklarına bu iş biraz yük olarak bindi, maliyetler yine yükseldi. Çok güzel bir alternatif yarattı lojistikçiler burada. Ben açıkçası tebrik ediyorum. Biz de birçok firmaya bu anlamda nakliye firmasına partnerlik yapıyoruz. Hakikaten de çok doğru bir uygulama. Ama Türkiye için çok önemli bir fırsat doğdu bu manada. Maalesef pandemi üzücü ama bir başka fırsat daha doğdu Fatih Bey. Son olarak onu söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi talepler aslında küçüldüğü için sadece mikro ihracat değil, Çin'in alternatifi olabilir hale geldik biz. Özellikle tekstil ve plastik oyuncak sektörü gibi biraz daha bu anlamda emek yoğun sektörlerde adetler küçülmeye başlayacak. Daha kaliteli ve nitelikli ürünler talep edilir hale gelecek. Bu gitgide artıyor çünkü insanların yaşama bakışları değişmeye başladı. Öncelikleri değişmeye başladı. Türkiye bu fırsatı umuyorum çok doğru değerlendirir. Bu çünkü lojistik de olur ama başka türlü de olmaz tabii ki. Şimdi şöyle gelecek bilimcilerin şöyle yorumları var işte. Böyle giderse anahtar cümle. 2030 yılında Çin'in süper güç olacağı, dünyada bir numara olacağı, yine böyle Amerika'nın ikinci sıraya düşeceği, yine böyle giderse Çin'in birinci, Hindistan'ın ikinci ve Amerika'nın üçüncü olacağı söyleniyor. Şimdi böyle giderse anahtar cümle tabii. Böyle gider mi? Yani şimdi birinci olup da daha sonra üçüncü olacağı öngörülen ülkeler. Bu saydığınız ilk üçte biz var mıyız? Yok. Öyle o zaman çok önemli değil hangisinin birinci, ikinci olacağı. Doğru. Tabii bunun şöyle bir tarafı var.
böyle giderse, yani kendi haline bırakılırsa birinci olacağı öngörülen ülkeye karşı acaba onun hızını kesici bir takım şeyler olabilir mi? Son dönemde özellikle bizim de çokça konuştuğumuz One Belt One Road gibi şeyler var. Amerika bunun Çin'in emperyal amaçlarına hizmet eden boş bir şey olduğunu, dünya ülkelerinin kapılmaması gerektiğini falan söylüyor, anlıyoruz. Halbuki Amerika bundan 15 yıl önceydi, Amerikalı bir grup UNED'e bir toplantıya gelmişti. Onlar mesela Amerika'nın doğu kıyılarından, batı kıyılarından doğu kıyılarına Amerika içerisinde taşıma yapmak yerine karayolu taşımasını Asya'da yapalım ve Hollanda'dan Amerika'nın doğu kıyılarını destekleyelim, besleyelim, daha ucuz lojistik yaparız diye kendileri yollar ararken bugün Çin bu yolu açtı. İşte 200 bin konteyner taşımış. Çok ciddi bir sayı. Evet, Deutsche Bahn 200 bin konteyner taşımış bugüne kadar. Biz bunun %1'ini taşıyamadık. Türkiye'ye bile getiremedik. Özellikle Çin'den şeye. Böyle bakınca Çin neden olan talep, Batı'nın talebi Türkiye'ye kaydı mı? Özellikle karayolu çıkışlarına baktığımızda yani Ağustos'tan itibaren %20 bir artış olduğu söyleniyor. Yine sabah radyoda bir haber dinledim. Özellikle biliyorsunuz işte Nisan, Mayıs, Haziran'da neredeyse durmuştu dış ticaret. Evet. Ekonomi durmuştu. Evet. Ama Türkiye son 3 aylık, son çeyrekte yaptığı sıçramayla %1.8 civarında büyüme gerçekleştirmiş. Dolayısıyla diyorlar ki son çeyrek büyümesi sürerse 2021'in çok daha iyi geçeceği, %5-6 gibi büyümelerle olabileceği öngörüleri de var. Böyle okunca bir Çin meselesi, bir de Türkiye 2020'de bunun etkisi nasıl olur? Tamam, herhalde oradan da kaparız gibi gözüküyor galiba, öyle evet. Mi? Tamam, final soru gibi oldu. Peki, ben de öyle cevap vermeye çalışayım. Şimdi Çin aslında baktığınızda evet güçleniyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani biz son 20 senedir güçleniyor, yeni değil. Dolayısıyla bu güçlenmenin etkisiyle, efektiyle inanılmaz derecede de Çin aslında dünya açısından, sadece Çin de değil, bakıldığında Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinin birçoğunu bu kapsama almak lazım. Vietnam ve işte Singapur, Bangladeş, bunlar zaten son yıllarda güçlendi ama Çin tabii burada aslında bir dinamo etkisi yaratıyor. Ve dolayısıyla bir anlamda da çok güçlendiği için de bir etki yaratacak. Ve istihdam anlamında, üretim anlamında dünyanın atölyesi gibi hareket eden bir ülke Çin. Dolayısıyla da böyle olunca tabii dünya için bir tehdit unsuru oluşturacak. Amerika üretmiyor ki zaten, yani yıllardan beri Amerika ağır sanayi, silah sanayi işte vesaire, otomotiv, elektronik, buralarda üretici belli ölçülerde ama onun dışında zaten üretimini outsource etti Çin'e yıllar önce. Dolayısıyla Çin'in bu büyümesini ve gelişmesini çok sürpriz gibi karşılamak bence yanlış. Sonuçta en nihayetinde Çin de bunu bir gün kendine fırsat olarak kullanacaktı. Bugün o gün aslında. Dolayısıyla şu Covid sürecini nasıl atlattığı bence önemli bir gösterge. Burayı bile çok iyi yönettiler ya da dışa yansıtmıyorlar. Ama şu anda büyümeyle geçiriyorlar. Büyümelerini sürdürecek. Bizim açımızdan ilgilendiren en önemli kısmı Avrupa'ya çok daha kolay ulaşabilir ve Türkiye'ye bir rakip mi olur? Zaten öyle. Yani o yüzden orada endişe duyacağımız hiçbir şey yok. Yani Çin'in potansiyeli farklı, Türkiye'nin potansiyeli farklı. Ama ben Türkiye'nin bu durumda daha büyük fırsat sahibi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sizin söylediğiniz gibi. Tek kuşak, tek yolu ben bir tehdit olarak hiç görmedim. Yani oradaki hacim çok küçük. Siz de lojistikle uğraşıyorsunuz. Çok iyi bilirsiniz. Öyle korkulduğu gibi bir hacime ulaşması mümkün değil. Konteynerle kıyaslandığında demiryolu çok çok küçük bir hacim. Dolayısıyla o bizim için bir dezavantaj değil ama bir tehdit değil ama bizim açımızdan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yakınlığını avantaja çevirme günüdür aslında gün. Onların satın alma ve talep dengeleri farklılaştı. Farklılaşmaya da devam edecek. Bu böyle kalıcı olacak. O yüzden biz bunu fırsata çevirebiliriz ve belli bir büyüme elde edebiliriz. %5'ler, 6'lar biraz ütopik gibi geliyor bana ama bilmiyoruz. Yani bunu şimdi öngörmek çok zor olduğu için. Çünkü sadece bununla da değil, ekonomik dengelerle alakalı. İşte dün akşam alınan kararlar önemli. Piyasanın bundan nasıl etkilenecek? İnsanlar ne kadar tekrar hızlı bir şekilde reaksiyon alabilecekler göreceğiz. Ama Türkiye'nin bu anlamda dış ticaret açısından, ihracat açısından fırsatlarının olduğunu, biraz daha artacağını düşünüyorum. Ama ikili ilişkiler, serbest ticaret anlaşmaları, bu menşe sistemindeki karışıklıklar gibi konuları da bir an önce çözmemiz şart. Yoksa herkes etkileniyor, lojistikçiler de etkileniyor. Hep beraber etkileniyoruz bundan. İyi yönetmemiz özellikle, lazım. Özellikle 2 yıl önceydi, ben de yöneticisi olduğum büyük bir lojistik grubunda Çin'e gitmek üzere 3 tır dolusu otomotiv ya da yedek parçasını Çin'e gidip gitmek üzere Duisburg'a, Almanya'ya taşımıştık. Biliyorsunuz Almanya, Çin, Avrupa'da birçok lüks otomobil firmasının Çin'de fabrikaları var. Doğru. Ve aslında bunlar Avrupa'daki fabrikalarının birçok yedek parçasını bizden temin ederlerken Çin fabrikalarını biz besleyemiyoruz. Çünkü Çin'e doğrudan tarifeli düzenli seferlerimiz yok. Özellikle doğudaki lojistik şartların iyileşmesiyle aslında ben iddia ediyorum,
Türkiye bu büyük fabrikaların Çin'deki lokasyonlarını da destekleyecek. Oraya da ciddi ihracat yapabilecek potansiyele sahip Türkiye'deki işte otomobil yedek parçacıları. Hakan Bey, özellikle çok çok böyle soluk soluk bir program izledik. Özellikle yani son söz olarak genel bir özeti yapmak isterseniz. Bir iki cümle söyleyebilirim aslında. 2021'in 2020'den daha iyi geçeceğini bekliyorum ben dış ticaret açısından. Ama sadece Türkiye olarak bakmak artık resme çok ciddi bir eksiklik yaratır. Artık dünya çok fazla birbirinden etkileniyor. Bütün bu değişimlerden çok etkileniyor. Dünyadaki değişimleri ve gelişimleri çok iyi izlemek mecburiyetindeyiz. Çok uyumlu olmamız lazım. Serbest ticaret anlaşmaları 2021'e ve 2022'ye damgasını vuracak temel konular olacak. Bunların peşinde gitmemiz lazım. Müteşebbislerimizin biraz kıpırdanması lazım. Biraz kıpırdanarak biz dış ticaretimizi daha da geliştiririz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten soluk soluğa çok değerli bilgiler verdiniz. Ben şeref verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Hepinize sağlık diliyorum efendim. Hoşça kalın.